Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye. Hoş geldiniz. Evet, içeride neler var? Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları açıklandı. Diğer taraftan hem açlık hem de yoksulluk sınırı açıklandı Türk İş tarafından. Tabii milyonlar da bu arada nefesini tuttu. Asgari ücret maratonu yarın başlıyor. Bakalım oradan nasıl rakamlar çıkacak. Küresele baktığımızda da hem küresel piyasalar hem de altının gözü bugünkü Powell'ın konuşmasında. Nasıl bir açıklama yapacak? Bundan sonra enflasyon mu diyecek, resesyon mu diyecek? Bütün küresel piyasalar buna odaklanmış durumdalar. Bir de Bank of America'nın Amerika ile ilgili, dolarla ilgili yaptığı yorumlar var. Hepsini konuşacağız. Ekonomist Murat Sürür Özbülbül de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhaba sevgili Ebru. Evet, içeriden başlayalım dilerseniz. Büyüme rakamları geldi dedik. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 3,9 büyüdü. Yani büyümede sert bir yavaşlama var gibi görülüyor. 3. çeyrekte büyüme bu rakamlarda ise 4. çeyrekte ne olacak? Ne dersiniz? Bu bir resesyon sinyali midir? Oraya doğru mu gidiyoruz yoksa daha kötü bir senaryo mu karşımızda? Yani görünen o ki gittiğimiz yer yüksek enflasyon altında düşük büyüme. Stagflasyon yani bir önceki çeyreğe göre %1 kadar küçülme var. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise %3,9 büyümeden bahsediyor. Şimdi burada büyüme işini biliyorsun çok konuştuk seninle. Büyümede eğer siz nominal rakamları doğru bir göstergeyle, doğru bir parametreyle reel rakamlara çeviremezseniz büyümede yanılırsınız. Yani büyüme var mı yok mu bunu anlayamazsınız. Burada enflasyon etkisini bertaraf edecek doğru bir parametre seçmeniz lazım. Ve TÜİK tarafından enflasyon yanlış ölçüldüğü için ben bu parametrenin de doğru seçilmediğini düşünüyorum. Yani Türkiye'deki büyümenin de aynı enflasyon rakamları gibi fake bir büyüme olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar hep birbirini zincirleme etkiliyor. Çünkü ölçtüğümüz değerler sonuçta parasal değerler. Eğer siz bunu doğru ölçemezseniz ve doğru İşte büyümeyi, doğru reel efektif kur endeksi falan bunların hiçbirini doğru şey yapamazsınız. Yani gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklediğiniz zaman aşağı doğru zincirleme gidiyor. İki, büyüme anlamsız bir şeydir. Yani dediğim gibi şimdi ben 1.000 lira kazanıyorum, sen 1.000 lira kazanıyorsun. Böldüğümüz zaman işte biner 1.000 lira kazancımız var. Ben 1.000 lira kazanmaya devam ederken kazancım indi 500 liraya sen çıkardın 5.000 lira. İkimizi toplayıp ikiye böldüğün zaman büyüdük diyorsun. Bunun bana ne faydası var? Yani bir de olayı böyle düşünmek lazım. Yani eskiden bizim zamanımızda kalkınma öncelikliydi. Yani kalkınma konuşulurdu, büyüme değil. Bu neoliberal iktisat politikalarıyla beraber büyüme konuşulmaya başlandı. Kalkınma değil. Yani büyümenin kime ne faydası var? Tamam ya, bilmem ne holding büyümüş, bilmem ne holding zenginleşmiş. Sovat yani ben fakirleşiyorsam, ben yoksul düşüyorsam, yoksullaşıyorsam bana büyümenin ne faydası O büyümeden benim bir payım yoksa bir anlamı da var? yok Tabii, benim tabii, için tabii. diyorsun. Hatta ben zarar görüyorsam, yani bu büyümenin karşılığı enflasyon olarak ödeniyor ve ücretlerin enflasyon karşısında erimesi ki biraz sonra buna da geleceğiz. Söz konusuysa insanlar aç bir ilaç çalışıyorlarsa büyümüşüm büyümemişim kime ne? Peki, ücretler dedik. Türk İş'te açıklama yaptı. Hem açlık hem de yoksulluk sınırını açıkladı. Kasım ayında açlık sınırının 7.786 liraya, yoksulluk sınırının ise 25.365 liraya yükseldiğini açıkladı. Böylece yoksulluk sınırı bir ayda 1.180 lira birden artmış oldu. Açlık sınırı ise asgari ücretin 2.286 lira üzerine çıktı. Yani açlık sınır asgari ücretin 2.286 lira Murat Bey, yani çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Gerçi işte başlarken de söyledim, asgari ücret maratonu yarın başlıyor. Hani gözler kulaklarda biraz orada ne çıkacak diye bekliyoruz ama herhalde o yine cebimize girene kadar yine açlık sınırıyla asgari ücret makası yine açılacak değil mi? Ya önce şunu söyleyeyim, bu utanç verici bir durum. Yani ülkeyi yönetenler açısından utanç verici bir durum. Bu ülkenin işçisini açlık sınırının altında çalışmaya mahkum etmek. Ya ben olsam insan içine çıkamam. Ki şöyle bir komediye daha imza atıyorlar. 4 kişilik ailede 5 kişi çalışırsa yoksulluk sınırına ancak ulaşıyoruz. Yani bu matematikman imkansız bir şey. Dolayısıyla Türkiye'nin
Hani büyüme büyüme diyorlar ya, patronlar büyüyor, bedelini çalışanlar ödüyor. Onlar yoksul kalıyor, onlar aç kalıyor, onlar çaresiz kalıyor. Emeklinin falan zaten hiç halini söylemeye bile gerek yok. Onlar gerçekten de korkunç durumdalar. Dolayısıyla bu faydasız bir büyüme, obez gibi zehirli bir büyüme. Yani büyüyorsun ama sonunda şeker hastası oluyorsun, tansiyon hastası oluyorsun, kanser oluyorsun. Yani büyümüşsün, tabelada büyümüşsün, alkışlıyorsun. Bununla da övünüyorlar. Şimdi asgari ücret tartışmaları bir noktaya geldi, toplantılar başlıyor. Orada bir sarı sendika var, Türk İş diye. Adamın şunu ortaya koyması lazım, yani emekten gelen gücü var. Arkadaş, asgari ücret 2002'deki seviyesine, alım gücü seviyesine çıkarılmazsa biz genel greve gidiyoruz diye masanın üzerine peşin peşin tavrını koyması lazım. Öyle uyarı oldu efendim, ne güzel işte ya, bir karar alacağız işte, bu işte patronlar da sana ne kardeşim, patronlar patron kar ederken sana veriyor mu? Yani 12 gram altın seviyesinden bahsediyoruz. Evet, 12 gram altın seviyesi, yani AKP'nin iktidarı devraldığı zamanki seviyeyi, alım gücü seviyesine çıkarabilmemiz için. Bak hani büyüme büyüme diyorlar ya, onun payını falan da istemiyorum. AKP 20 küsur yıl evvel iktidarı neyle devraldıysa o seviyeye çıkarabilmek için asgari ücretin 12 bin lira seviyesine, yani veya 12 gram altın seviyesine çıkması lazım. Yani önümüzdeki bir ayda da ne olacağını bilmiyorum. Ve orada da sabitlenmesi lazım. Çünkü enflasyon yüksek olarak devam edecek. Şimdi burada tabii patronun işine gelmez. Patronlar mümkün olduğu kadar düşük ücretle mümkün olduğu kadar çok çalıştırmak isteyecektir. Gerçi TÜSİAD Başkanı'nın geçen gün ona da itirazı vardı, yani düşük ücret. Yavaş yavaş akılları başına geliyor. Yani emekçi kazanmazsa üretim yapmıyor. Nitelikli üretim yapmıyor. Zincirleme olarak bu üst seviyeye de gidiyor. Nitelikli insanlar da düşük ücrete çalışmıyorlar. Yurt dışına gidiyorlar. İşte bilmem 30 bin yazılımcı gitmiş. Yani Türkiye kan kaybediyor. Hani biz Çakıltaş edebiyatını çok yaparız. Çakıltaşımızı vermeyiz filan dediz ya. Biz elmaslarımızı veriyoruz, zümrütlerimizi veriyoruz, pırlantalarımızı veriyoruz. Adam Türkiye'deki çalışma şartlarını beğenmediği için göç ediyor, gidiyor aklı başı yerindeki ülkelerde. Hem adam gibi ücret alıyor, hem insan gibi muamele görüyor. Çalışma saati belli, hakkı belli, hukuku belli. Adam niye Türkiye'de ömür tüketsin ki? Bu da iktidarın ayıbıdır. Yani 20 yıldır bir ülkeyi yönetip dayandıkları geniş kitlelerin hakkını, hukukunu bu kadar ihlal etmek esef verici. Peki içeride durum böyle işte, yani büyümedeki rakamlar ortada, asgari ücret dedik, maraton başlıyor, bakalım ne kadar yükselecek onu göreceğiz ama açlık ve yoksulluk sınırı ortada. Artık sadece açlık sınırına bakıyorum, yoksulluk sınırına gerçekten bakmak bile istemiyorum çünkü o kadar yüksek rakamlar ki, hani herkes yoksul zaten. Ya ücretle çalışan herkes yoksulluk sınırının altında. Evet, ya 25 bin lira dediğin aşağı yukarı işte 1200-1300 dolara denk geliyor. Evet. Yani 1200-1300 dolar dünyanın her yerinde asgari ücretin altı aslında. Evet. Hatta asgari ücretin altı. Şimdi bir Fransız işçisi, yani ben Türk İş Başkanı'na buradan sesleniyorum. Yani biz sesimizi duyurmasak, çünkü bunlar masada sen ben bizim olan çay kahve içiyorlar. İşte biz direndik ama ancak bu kadar. Kardeşim direnme öyle olmaz. Bir Türk işçisi niye bir Fransız, bir Alman, bir İngiliz, bir Hollandalı, bir İtalyan, bir Amerikan işçisinden daha az ücret alıyor? Niye daha düşük ücrete çalışıyor? Yani bu hak değil ki. Sen konuşurken ortaya bunu getirmelisin. Efendim işte şuydu da buydu da, ya bana ne? Emekçi hakkını almıyorsa gerisinin bana bir faydası yok ki. Ya Çinlilerin altına düştük. Bu Çinlilere acıyordu. Çinlilerin altına düştük. Maalesef öyle. Umarım herkesin hak ettiği ücreti alacağı günleri de görürüz diyelim. Peki biraz da küresele bakalım. İçeride işler böyle de küresel piyasalarda da bugün Powell'ın konuşması en önemli gündem maddesi. Ne açıklayacak? O 5 kitapta neler yazacak? Herkes bunu merak ediyor. Enflasyon mu, resesyon mu diyecekler? Çünkü onların vereceği karar küreselde bütün ülkeleri etkileyecek, bütün dünyayı etkileyecek bir karar. Size göre ne çıkacak, ne diyecekler? Şimdi bunu çok uzun zamandır söylüyoruz. Daha onlar faiz artırımına ve varlık alımını düşürmeye başlamadan evvel söyledik. Sonuçta bu ikilemle karşı karşıya kalacaklar. Enflasyon mu, resesyon mu? Ben şu ana kadar söylediklerini analiz edersem enflasyon düşürmeyi önceleyeceklerini tahmin ediyorum. Çünkü enflasyon yapısal bir sorundur. Anlık
olarak acı verse bile uzun vadede ekonomiyi düze çıkaracak adımlar atılmalıdır. Çünkü uzun vadede enflasyon herkes için son derece kötü sonuçlar doğurur. Ben aklı başı yerinde davranacaklarını tahmin ediyorum. Bu arada tabii onlar enflasyonu yenerken kırılgan ülkeler iflas edecek. Kırılgan şirketler iflas edecekler. Aşırı borçlu kişiler iflas edecekler. Asıl sorun orada. Ama o da yapacak bir şey yok. Evet. Her koyun kendi bacağına asılır demişler. Şu anda Amerika kendini düşünüyor. Evet. Peki Bank of America'nın bir öngörüsü var. Diyor ki Fed'in küçülen ekonomiyi canlandırmak için para politikasındaki sıkılaştırmayı 2023'te yavaşlatacağını ve er ya da geç faizleri indirmeye başlayacağını söylüyor. 2023 yılı için bu kadar kısa bir sürede yani 2023 yılında faiz indirimine gidebilirler mi? Aslında pek onu söylememiş. Yani işler normalleşmeye başladığı zaman bizim haber yapan arkadaşlar biraz böyle mutluluk hormonu salgılansın diye için bızla laf çekmişler. Adamın söylediği şey şu. Ekonomi normale dönmeye başlayıp enflasyonu düşürdükten sonra, kontrol altına alındıktan sonra tabii ki faizleri düşürecekler. Bunu bilmek için allame-i cihan olmaya gerek yok. Amerika'nın hedefi %2 enflasyon. O enflasyona yaklaştığı zaman tedbirler işe yaramış demektir. Ekonominin tekrar canlanabilmesi için faizleri yavaş yavaş ihtiyatlı adımlarla düşüreceklerdir. Ama bu 2023 sonrasına ait bir şey. Yani faizlerin 5-5-25'e çıkacağından falan bahsediliyor. Yani bu işler tamamlanmadan ve enflasyon düşmeden, yani bu arada eğer enflasyonda bir düşüş sinyali görünmezse daha ciddi adımlar, daha radikal adımlar da atılabilir. Peki bakalım Powell bu akşam Türkiye saatiyle saat 21'den sonra bir açıklama yapacak. Yarın da yapılan açıklamaları burada yorumlarız. Sizin de görüşlerinizi alırız. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.